Kadime yapayım, sonra burayı okuyacağım. Birincisi şu. Bizim ilmimiz kainattaki mevcudata bağımlı. Mesela fiziğe bağımlıdır bizim fizik ilmimiz. Ondan bağımsız olamaz. Oradan aldık. Tıp ilmi de öyledir. Mevcudata, realiteye bağlı. Şimdi madde biliyoruz ki eşittir mc kare. Yoğunlaşmış enerjidir. Şimdi madde enerjidir ama maddenin dışında başka bir enerji olması lazım ki o enerji o madde olarak tutmak. Bu entropi. Bir daha söyleyeyim. Bunu almak için başka örnek vereyim dedi. Mesela din ilmi olur, fizik olur, kimya olur. Bu ilmi bilmek ayrıdır. Bu ilmi nerede nasıl kullanacağın ilmi ayrıdır. O başka bir ilimdir. Bir de söyleyeyim. Mesela adam din bilgisi var veya fizik. Fiziği biliyor. Ama fiziği nerede nasıl kullanacağı ilim bu fizik ilmine benzemiyor. Buna ilmi siyaset deniliyor. Ne demektir o? İlmi siyaset şu, kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslup, bu ilim ayrı bir ilim. Fizik de böyledir. Mesela elma donmuş enerjidir. Yani öyle tabir edeyim, yoğunlaşmış enerjidir. Bu enerji paketidir. Bu enerjiyi elma olarak gösterebilmek için bu enerjinin dışında enerji olması lazım. O enerjiyi tutan enerji. Şimdi yani bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. O zaman bu akıldan önce akıl olması lazım ki bu akıl yapılsın. Bu aklın mutluluğu bu aklı yapana bağlanmaktır. Ne söylüyorum? Şuraya koyarsın. Şimdi bu akıl yokken, yapılırken, bu akıl yoktu, kullanılmadı. Bu akıl yapılırken, bu akıl kullanılmadı. O zaman bu akıl yapılırken başka bir akıl kullanılması lazım. Mesleği nereye de şöyle bir misal geçiyor kalın mesleği de. Bana bu gözü takan, bu gözden önce gözü olması lazım. Bakacak. Omuza mı koyalım daha onu? Koltuk altına mı, kafaya mı, tepeye mi? Bundan önce bir göz olması lazım ki bu gözü yapsın. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. O zaman bundan önce başka bir realite, gerçek varlık olması lazım. İşte ona götüren cümleleri okuyacağım. Yani bu hareketi tutan hareket enerjisinin arkasında başka bir enerji olması lazım. Yani bir düşünce olması lazım veya bir enerji istila eden bir enerji olması lazım. Diyor ki, kainatın külli ve cüzim ihtiva ettiği bütün etzasını istila eden bir hikmeti tammi görünüyor. Yani baktığımız zaman her şeyde bir gaye var. Bir şeyde zaten gayesiz olması fiziğe zıttır. Fiziğe zıttır. Kullanılan enerji parçacığına baktığın zaman o kadar harika bir şeyin gayesiz ve maksatsız. Çünkü neticesi harika. Neticesi harika olursa başlangıcı manası olur mu? Mesela göz mükemmel ve harikadır. Bunu başlatan enerjinin kör olmaması lazım. Bunu meydana getiren enerjiyi, bu enerjiyi göz olarak bize gösteren, göz olarak takdim eden varlığın kör olmaması gerekiyor. Gözü oluşturan enerji kör olmaması lazım. Bana gözlüğü veren adamın kendisi ama sopalı olmaması lazım. Sen hiç gittiniz mi? Ama gözün doğuştan kör, göz doktoru. Bana diyor ki, bak oraya, benim gördüğümü o nereden görecek ki?
çekmeceden git numara al diyecek hali de yok. O zaman bana bu numarayı vermesi için ben göz olması lazım. Ve beni bilmesi lazım. İşte kainatın eczasını yata eden bir hikmeti amme var. Yani her şey bir bütünlük için ama tek tek gibi gözüküyor. Fakat tek değil. Bugün mesela bir buna ait bir rüya görmüştüm. Naciye söylemiştim değil mi? Bugün herhalde buraya geleceğim diye mi şey yaptım? Coğrafyacı var mı burada kimse? Coğrafya? Yok. Bu akşam rüyamda bir yere gittim. Ne iş yapıyorsun dedim delikanlı. Ben coğrafya öğretmeniyim dedi rüyada. Dedim ki coğrafyayı bilmen için dedi matematiği de bilmen lazım. Çünkü o dağların oluşumu vesaire hesaplamaları fiziği de bileceksin, kimyayı da bileceksin, biyolojiyi de bileceksin. Belirli bir aşamadan sonra coğrafyacıyım diyorsun. Alt veri tabanı var yani okuma yazmayı da bileceksin. Değil mi? Pat diye olmuyor. Şimdi zahirde hepsi birbirine kopuk gibi gözüküyor. Kimya, fizik, matematik. Ama hepsi bir bütünün içinde imtiyazlı bir özellik. Yani bütününü temelde bağlıyor. Mesela gözü yapan güneşi bilmiyor. Nasıl olacak yani bu? Çünkü bu göz o yapıda, o zeminde işlevi var. Öyle çalışıyor. Yani güneşi bilmeyen zatın gözü yapması. Mesela ama doğuştan kör adam gözlük imal ediyor gibi olur. Öyle de benzemez ama öyle benzetelim. Veya harika bir ressam, yani resim, arkasında köre veriyoruz. Doğuştan kör, gece 12, bu durumda göz sahiplerini memnun edecek manzara çizecek. Doğuştan kör, gece 12 ve bu durum. Ve göz sahiplerini memnun edecek manzara çizecek. Gerçi doğuştan kör olunca, ama olunca gece her zaman 12'dir, her yer bu durumdur. Mahsus. Teyit etmek için kullandım. Bakın kainatta bir hikmet-i amme. Yani niçinlere verilen, yani niçin denilen suallere verilen cevap var. İçerik var. Hikmetin olduğunu en büyük delil sizsiniz. Sebebi hepsi tahsillisiniz, okuyorsunuz. Mevcudattan almaya çalışıyorsunuz ilimleri. Fiziğin konusu kainattır. Tıpın konusu kainattır, varlıktır. Yani varlığın yapısından almaya çalışıyoruz ilim. Şimdi bu ilimle diyorsun ki, bu benim alim olmama sebep olan şu bedeni cahil birisi yaptı. Bir daha söylüyorum. Adam gözü araştırıyor, göz doktoru oluyor. Bu realiteyi araştırıyor, alim oluyor. Diyor ki benim alim olmama sebep olan şu gözü kör birisi yaptı, cahil birisi yaptı. Tuhaf yani. Ve bu hikmet-i amme neyi gösteriyor? Kastı gösteriyor. Şuur ve iradeyi ve ihtiyar sıfatlarını tazamın ediyor. Kast gösteriyor. Yani hedef olması lazım. Sığırın böyle bir hedefi yok. Hedef olmadığı için geçmişi yok. Geçmiş olmayınca da ki şimdiki zamanı değerlendiremiyor. Demez ulan neredeydik ya, ne güzel dün akşam iyi bir ahırdaydık. Şimdi bayağı kötüyüz. Kıyas edemez. Zaten köpek köpek olduğunu bilse, sığır sığır olduğunu bilse kafayı yer zaten. Değil mi? Ben sığırım falan dese var. Acayip bir şey olur ya. Tuhaf olur ya. İyi ki bilmiyor. Şuur lazım. Şuur demek kendi yapısı donanımıyla karşılığını bulmaktır. Mesela burunla koku vasıtasıyla kaynağı bulmak. Şuur bu. Mesela köpek bile ben avımı görmediğimi inanmam demeden kokuyla buluyor. Köpek bile avını kokuyla bulursa, ben görmediğimi inanmam demezse, bir adam çıkıp dese ki, gözüyle, kulağıyla, diliyle, eliyle, aklıyla, kalbiyle, düşünceleriyle, realitesiyle avını bulamazsa, ya köpek bir sıfatla avını buluyor. Ya beni zorluyorsun kardeşim diyor mu bir şeye, avcıya, köpek? Ya hay yavrum, avı bul diyor. Köpek neyle buluyor? Kokuyla buluyor. Görmediğime inanmıyorum demiyor ya. Kokuyla avına varıyor. Biz kokuyla varamazsak, sesle varamazsak,
akılla varamazsan. Bu çok ayıp oluyor yani, gerisini demiyorum da. Çünkü bir şey olması lazım. Ya Allah'a demeyebilirsin belki. Deme ama bir God'dur, God'dır. Bir şey değil yani. Gözü köre verme yani. İlmi cehalete verme. Hayatı ölüye verme. Şuuru şuursuza verme. Bir şey değil yani. Ama daha kolay yolu var. Kolay. Valla ben bu işte yokum kardeş. Ben böyle şeyleri düşünmüyorum. Desin tamam, en çıkış oluyor. Kast ve şuur ve irade ihtiyar sıfatlar tazamın ediyor. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakın vücubu vücuduna delalet eder. Niye? Çünkü kainat menful ve mufaildir. Çünkü kainat bir hedef, bir gaye ve bir maksat için harekettir. Kainat bir şey için. Her harekete bakın, mutlaka bir meyvesi için hareket ediyor. Kainatta her şey mükemmele hamile. Her şey mükemmele hamile. Yani bulut, bitkiler, hayvanlar vesaire, elektronların hareketleri, hepsi mükemmele doğru, kemalatına doğru, ona tayin edilen hedefe doğru hareket ediyor. Yani çünkü kainat böyle olmasa bu kadar mükemmel olamaz. Ama baktığımız zaman içindeki yapı şuursuz. Ama sanki birbirini tanıyormuş gibi birbirinin işini tamamlayacak, tekmil edecek şekilde adım atıyor. Sanki birbirisini tanıyor. Tesanüt yani. Yani kainat parça parça gözükürken bir bütün. Yani bir, çünkü biraz önce o rüyada coğrafyacıya dediğim gibi. Yani coğrafyacıyım diyorsun, imtiyazlaşıyorsun ama aslında temelde ilimdir. İlim kendisini fizik olarak, kimya olarak, biyoloji olarak gösteriyor. Hepsi temelde ilimdir. Bir coğrafya olabilmesi için mesela insanlar kalksın dünya yüzünden. Devam ettim de o rüyada onu anlatıyorum. Dünya yüzünden bütün insanlar kalksa sen matematikçi olabilir misin? Matematikçi olsan bile sana kim demiş ki sen matematikçisin ki ondan sonra inanacaksın? Birisi seni onaylaması lazım. Evet sen matematikçisin. Tek başına olsa. Ne acayip bir şey ya insan. İnsan garip. Ne kadar ihtiyacı var. Bütünlük içinden bir şey oluyorsun. Yani kainat parça parça gibi gözükürken buluttur, güneştir, dünyanın dönüşüdür. Fakat hepsi bir hakikatin etrafına hizmet ediyor. Netice aynı. Bu sıfatlar bir hakim mutlakın, yani kainat mef'uldur. Yani bir ortaya çıkmış bir fiildir veya fiile, o neticeye götüren fiillerdir. Mufaildir. Hareketlenmiştir. Hareketlendiren değildir. Kainat tezgahtır. Tezgahtar değildir. Yapılmıştır. Yapılıyor. Yapan değildir. Mef'ul failsiz olmadığı gibi, yani fiil, hareketlenen failsiz olmadığı gibi mef'ulun camit bir cüz'ü de fail olamaz. Yani şu ağaca baktığımız zaman mükemmel bir netice. Bunun faili kimdir? Elmadır diyemeyiz. Çünkü neticedir. Ağaca fail ararken, usta ararken bu bütünlük içine yaprak diyemezsin. Yani kendisi mef'uldur. Hareket halindedir. Bir şeyi tamamlamak için oradadır. Yani bütünün parçasıdır. Onlardan bütünün parçası olan bir şey bütüne hakim olamaz. Yani elma bir parçadır. Yaprak bir parçadır. Koku bir parçadır. Dal budak bir parçadır. Yani bunun üzerinde bir hakimiyeti sağlayabilecek onun dışında birisi olması lazım. Dersin başında dediğim gibi ağaç bir yoğunlaşmış enerjidir. Donmuş enerjidir. O enerjiyi ağaç olarak tutmak için bunun dışında bir enerji lazım. O E eşittir MC kare dediğimiz gibi. O yoğunlaşmış enerji odun gibi tutmak için onun dışında enerji lazım. Entropinin konusu bu. Yani güneş alacaksınız, odun yapacaksınız. Ayrı bir enerji gerekiyor. İki tane zıt şeyi, duman ve nuru odun olarak göstereceksiniz. Kullanılan teknolojiye bak. Kullanılan teknolojiye bak. Yani içerisinde nur var değil mi? Isı var, ışık var, duman var. Bir sürü dalga boyları var. Ateş odunun düşmanıdır ama odunun içindir. En büyük düşmanı odunun ateştir. Ateş içindir.
Odunun içi karanlık, nur orada. Dumanla nur ikisi zıttır, aynı yerde. Yaktığımız zaman odunu göz gözü görmüyor dumanla. Nur da içini açıyor. Her tarafın üstünü açıyor. İkisi aynı yerde. Duman neredeyse nur oradadır. İki zıt şey aynı yerdedir. Peki nur odunu neresindedir? İçinde midir? Hayır. Su bardağın içindedir derseniz suda bardak ayrı bir şeydir. Hayır, odunun içerisinde nur yoktur. Nur odun olarak gözüküyor. Başka diyecek, ifade edecek de tabirimiz yok. Bakın bir de söylüyorum. Su bardağın içindedir dersen bardakla su ayrı bir yapıdır. Odunun içinde nurdur. O zaman odun nedir? Odunu nursuz düşünemezsiniz. Yani buzun neresinde su vardır? Su buzun neresindedir? İçinde midir, dışında mıdır? Altında mı, üstünde mi? Buz suyun sıfatıdır. Dışa vuruşudur. Bu mevcudat da öyledir. Bakın şimdi düşünün gençler. Hepiniz üniversiteniz. Su buzun neresindedir? Ahirette dünyanın orasındadır. Nur odunun neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Nur kendisini odun olarak gösterdiği gibi ahiret de burada dünya olarak gözüküyor. Sıfatıdır yani, ahiretin bir sıfatıdır. Dışa vuruşudur. Ahiret derken cennet, cehennem, duman ve nur. Cehennemi simgeliyor duman. Cenneti simgeliyor nur. Bedenden, yani odundan kasıt bedendir. Şimdi iyi dinleyin. Odunun içerisinde hangi ilim ve teknolojiyle dumanı koymuşsa Allah da bu bedene aynı ilim ve teknolojiyle nefsi koymuştur. Aynı ilim ve teknoloji kullandı. Odunun içerisine hangi ilim ve teknolojiyle nuru koymuşsa bedenin içerisine de nuru öyle koymuştur. Ama zahirde odun. Peki nerededir odun? Buradadır. Kaç kilo? 10 kilo. Yakalım sarı yerin neresindedir? Her yerde olan ve hiçbir hacim, kütlesi, tipi, ağırlığı, kilosu olmayan o kaloriyi, enerji yapıyı odun olarak gösterebilmek ne acayip bir teknoloji kullanmış. Yani odunun içerisinde bulunan enerjinin dışında bir enerji olması lazım ki o enerjiyi odun olarak göstereceksiniz. Odunun içerisindeki enerji kullanılmamış odun olarak yapmak için. Odunun içerisindeki enerjiyi odun olarak göstermek için odunun dışında bir enerji gerekiyor, yapı gerekiyor. Onu öyle tutacaksın baskılı. Odunun içerisinde duman neresindeyse bedenin orasındadır nefis. Odunun neresinde nur varsa senin orandadır ruh. Ama zahirde beden. Et kemiğe büründüm, Yunus diye anıldım demiş. Anladın mı? Yani beden gibi gözüküyorsun ama altyapın o değil. Buz gibi gözüküyorsun ama altyapı su. Bak nihayetsiz mertebeye bak. Buz. Aynı yerde su. Aynı yerde H2O. Aynı yerde enerji. Aynı yerde esir. Aynı yerde maddi hayat. Aynı hayat. Akıl, cebel, ruh. Aynı yerdesin ama arasında sonsuz mesafe var. İşte aynı hakim. Yani şu aynı yerde nihayetsiz alemler burada. Buzun için buzludur su. Neresindedir? Ne demek geleceğim? Buzdan suyu alın bakalım ne olur. Buzdan suyu alırsanız ne oluyorsa, ahireti dünyadan alırsanız dünya olur. Devam. Kainatın sayfasında bir inayet ikame parlıyor. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bir yardım var. Mevcudat seni tanımıyor, bilmiyor. Sen nereden bilecek ki sana yardım etsin? İnayet ikame parlıyor. Var mı inayet? Var. Dallarla sana uzatmış. Ha şimdi kiraz uzatacağız. Dutlar falan. Tek 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 böyle yiyor. Yani burada bir ikram yok mu ya? Arkadaşlara dedim bir çay ver. Bir çay verdiler. Tamam bir şey yaptılar. Şimdi ağaçlara biz demeden tak diye veriyor.
Ya bir inayet yani yok mu? Bir yardım yok mu? Sana bir ikram gözükmüyor mu? Gattarlık mı var orada? Ulan ne hain şu ağaç ya. Ne zalim ya. Kafamıza geçerken tak diye vuruyor. Sonra kaldırıyor tamam. Tak tak. Öyle yapmıyor. Tak veriyor. Öyle değil ya. Yerken rengi gözüne göre. Aman 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 gösterme şu kiraz bana ya. Veya şu dut veya şu hele şey var. Ne diyorlar ona? Musa, şeftali şeftali. Şeftali ayva. Ha, ayva da öyle. Ayva kim dedi? Sen tabi. Ayva. Şeftaliye ayrı bir boya atmış. Gübreyi alacaksın, ayrı boya atacaksın arkadaşlar. Meyvelerdeki renk onun kimliğidir. Tatları kimliğidir. Balık pişirirken her bir balık kokusu ayrı bir kimliktir. Ehli anlar. Balık hamsi pişiyor, palamut pişiyor, istavrit pişiyor. Değil? Ama kör olası cehalet görmediğime inanmam der. Ulan, ondan daha görmekten daha kesindir koku. Koku alıp binadan çıkıyorsun. Hele Ramazan, of be Allah Allah, patates kızartıyorlar. Ama bir tanesi desin ya, ya bırak ya görmediğime inanma, böyle şey olur mu? Ramazan bende. Böyle bir şey olur mu ya? Nerede var bu patates? Allah'ım dur ya, dur ya, kafama girmiştim Ramazan'da. Baksana kıyamet kopuyor ya. Köpek bile kokuyla gidiyor ama. Arkadaşlar, balık kokusunu alıp balığı inkar eden nasıl bir adamdır? Ha, bu mevcudatı görüp de Allah'ı inkar etmek de öyledir. Çünkü balık kokusu balığın sıfatıdır, dışa vuruşudur. Balığı ortadan kaldırırsanız koku da yoktur. Yani bu mevcudat sıfat, cevher değildir. Sıfattır, dışa vuruştur. Hareketlenendir, yapılan bir tezgahtır. Bir dışa enerjinin diş boyutudur. Cisim halimle gelmiş. Fıtrattan da haber veriyor. Evet, fıtradaki kaynaktan haber veriyor. Koku, ses, şekil, mana, düşünce. Düşünce de öyle, felsefi. Mesela normal halk için koku kaynağı ne kadar delilse felsefe içinde düşünce o kadar kesindir. Öyle değil mi? Hatta felsefeciler kokuya o kadar itibar etmez. Yanılabilirim diyor. Fakat düşünce kokudan daha kesindir felsefeciler için. Aklım beni yanıltmazlar. Evet, akıl beni yanıltmaz diyor. Ve felsefe öğretmenidir. Onun için ben söylüyorum. Ya. Acayip bir şey ya bu kainat. Kainatın doğasına, fıtratına uygun düşünürseniz dünyada rahat edersiniz. Rahatlık istiyorsanız gençler, bu aklın rahatlığını bu akılla temin edemezsiniz. Bu aklın rahatlığını istiyorsanız bu aklı yapana bağlayın. Sana hayatı veren zat Hayy-i Kayyum'a göre hayat. Hayatına bak gibi. Bakın da söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu aklı mutlu edemezsiniz. Mesela bak buraya bakacaksın. Bak buraya bakacaksın. Süper. Şu aynaya bakıyorum. Buradan burayı göremiyorum. Buradan buraya bakacağım, buradan buraya bakıyorum. Niye buradan buraya baksana? Oysa ben gördüm burasıdır ama burayı tarıyorum. Aslında burayı taramam lazım. Gördüm burası değil mi? O kadar kaybolmuşuz ki o benim. Ben oyum. Bizim akislerimiz biz kendimizi zannetmişiz. Ve o kadar onu buraya baktım o kadar benim ki bunu taramam gerekirken bunu tarıyorum. Dünya böyledir. Ya. Kainatta bir inayet-i tamme parlıyor. Hedeflenmiş sana uygun. Yani her şey sana hitap ediyor. Niye bana hitap etsin ki? Mesela sorsak. Bu kainat bana niye hitap ediyor? Rengiyle, kokusuyla, biyolojisiyle, tadıyla, tuzuyla, karabiberiyle. Şöyle bir bak. Ya, acayip bir şey. Ayvaya tuz katanı olur mu? Varsa da istisnadır 155'liktir yani. Bakırköy götürülmesi lazım. Bakıyorsun, tak tak. Bir tanesi nedir biliyor musun? Bizde bir Karadeniz'de, biz Karadeniz'de olan var mı? Gördün mü? Şimdi bizde tip şeyler çıkıyor böyle.
Dedim bak tuzunu, karabiberini, kimyonunu her şey ayarlanmış dedi. Bir tanesi çıkıp demesin, hocam dedi hıyar niye o zaman tuzsuzdur dedi. Buldu tamam mı? Dolaştı zihine, dolaştı, dolaştı. Hıyar niye tuzsuzdur? Hıyar olduğu için işte, yesin geliyor da demedik dedi. Şimdi bazı istisnaları çıkartıyor ki bu kanun hep böyle standartlık olurdu. Eğer istisna yaptın mı standartlığı yırtıyor. Mecbur değilim. Bak bundan gösterebiliyorum diyor. Eğer hıyar da böyle olsaydı bak o zaman standartlık olurdu. Böyle şarj hadiseleri gösterir bunu tanıtıyor. Bak bu da böyle olabilirdi. O zaman cebinde herkes şey taşıma, tuzluk taşıması lazım. Meyve yiyorsun, elma yiyorsun, kiraz yiyorsun, tuz kalmış. Acayip bir şey. Tuzluk da dolaşıyor. Şeyde diyor ki Karlı Mesnevi Nuriye'de, Allah diyor dilini sürüyorsun ya, böyle her tarafa nereye sürersen sür, ayrı bir lezzet al. Her bir eşyaya ait lezzet alsın diye bir kırmızı mercimek tanesi kadar bir maddi mekan yer verse lezzet alma yeri, insanın dili diyor Ağrı Dağı'ndan büyük olur. Sepetle dil taşımak lazım. Ne var? Yoğurt. Hadi sepete koy şimdi. Şimdi ne var? Turşu geldi. Hadi kuru fasulye geldi. Ne acayip bir şey olurdu ya. Her bir lezzete ait bir dil koysa. Demek ki bir inayet var yani. Hedefte sen varsın. İnsanı çekip çıkarın. Petrolün ne manası var? Madenin ne manası var? Şu boğazda bir gül var, tamam mı? Harika bir gül. Öküze desen ki, öküzcüğüm, şunu bak bakayım ne anlıyorsun? Madem onlar nasıl yerim diye bakar ya. Öküz ne anlar gülden ya? Peki o gülde bir nezafet yok mu? Letafet yok mu? Bir zarafet yok mu? Bir kibarlık, esneklik ve estetik yok mu? Güzellik yok mu yani? Ve öküz bundan anlamıyor. İnsanı çekip çıkarın, peki ne manası var bunun? Yani orada bir tasarım yok mu ya? Bir mimarlık gerekmiyor mu? Bir hesap yok mu yani? Geometri yok mu? Geçen yapmıştım birkaç sene önce. Dershanedeyiz Büyükçekmece'de. Bahçesini kazıyorum. Baktım ki 3-4 kişi geliyor, geçiyor Ramazan'da. Bir tanesi tanıyorum. Dedim bunlar selam verecekler. Bana bir şey diyecek. Ondan bunlar bir şey çakayım bakayım ne olacak dedim. Geldiler. Aleyküm selam. Hocam ne yapıyorsun dedi. Şey yapıyorum dedim. Temel açıyorum. Durdular. Ne temel yapıyorum? Bina dedim. Hocam dedi bu yolun kenarı nasıl olacak dedi. Ya dedim şu bizim binanın var ya şu binanın. Belediyenin çizmiş olduğu plan var. Önce. Onu dedim gömeceğim de buradan bina çıkacak. Dur. Anlamadık hocam dedi. Zannederek oruç kafasına vurdu. Ya kardeşim mimar, inşaat mühendisi çizen değil midir? Bu binayı çizdi tamam. Demirini her şeyini, statiğini her şeyini çizdi. Ha o bende duruyor o kağıt büyük dosya. Onu gömeceğim bina çıkacak. Ne şaşırıyorsunuz dedim. Ağacın çizdiği proje çekirdekten çıkıyor da mimarın çizdiği projede niye çıkmasın? Odun bu insan. Şimdi dedim yani bu mühendis odundan mı daha odun? Dedi ki ötekisi kim bu dedi ya? Çıkmıyor. İsterseniz deneyin. Projeniz ama erir orada, çürür diyeyim size. Bir şey çıkmaz. Nasıl yapmış ya? Çekirdeğin içine ağacı yazacaksın, harf kullanmayacaksın. Koku koyacaksın, kokmayacak. Renkleri oraya koyacaksın ama renkli olmayacak. Bütün hesaplar orada olacak ama orada bir matematik görmeyeceksin. Matematiksiz matematik. Hesapsız hesap. Bütün ağaç oradadır ama ağaç yok orada. Mekansız mekan. Zamansız zaman. Zamansız ha? Çekirdek düşünün. Toprağa atın çekirdeği. Ağaç çıktı. Mayıs 1. Filizlendi. 30 sene sonra çıkan filizle 30 sene önceki filiz arasında ne kadar geçmiş? 30 sene. Çekirdekte 30 sene yok. En sonla, en baş aynı yer. Çekirdeğin içinde. En son çıkacaklar. İlk çıkan aynı yerde. Bahan sana zamansız. Dışarıda zaman var. Arkada zaman yok. Mesela şöyle, şu masayı yapan insandır değil mi? Masayı yapan masa cinsinden olmadığından masadan öncedir. Bak bu masayı ben yaptım, ben bundan önceyim. Çünkü ben yaptığıma göre ben bundan önce olmam lazım. Bir de söylüyorum,
bu masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Masadan önce ise masaya benzemez. O zaman bana benzemezse bunun kanunlarıyla beni sorgulama. Yani bu buna bakıyorsun. Sen vallahi böyle bir ayaklar var. Ustasının da böyle böyle büyük şeyleri vardır. Böyle bir geniştir. Bunun ustası da daha büyük soğanlık gibi bir şeydir. Diyemezsin. Aynen bu örnek gibi. Bu örneği bir daha tekrar ediyorum. Masayı yapan masa cinsinden olmadığı gibi masaya da benzemez. Zaman ve mekanı yapanın da zaman ve mekandan önce olduğu için zaman ve mekanı yoktur. Zaman ve mekanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın doğuranı yoktur. Lem yelit ve lem yulem. O zaman Allah'ın yaşı yoktur. Örnek vereyim iki tane. Suyu kim ıslattı? Islak mıdır su? He? Su ıslak mıdır veya birisi ıslattı mı? Islaktır. Islaktı derken yani çamaşırı ıslattığımızda o ıslaktır duruyor. Arkadaşlar, suyu kim ıslattı sorusu mantıksız bir sorudur. Neye benziyor? Sonsuzun sonunda ne vardır? Sonsuzun sonunda ne var? Hem sonsuz diyorsun, hem son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Alay mı ediyorsun ben? Peki, bir bardak suya okyanus suyunu boşaltsak suyu ıslatabilir misiniz? Islatamazsınız. Su ıslaktır dersen dışarıdan gene birisi ıslatmış oluyor. Hayır. Su kim ıslattı sorusunda şu mantıksız yatıyor. Aslında su kurudur da kim döktü üzerine suyu? Ha, su denmesi için o sıfatını kabullenmek zorundasın. Budur. Su budur. Ha, eğer bunu birisi müdahale etmişse o değildir. Ha, suyu kim ıslattığı mantıksızı gibidir. Allah'tan önce ne vardı? Çünkü o odur. Yani böyle olduğu için su denmiştir. Baş olmadığı için Allah'tır. Vagon olduğu için çekiliyor. Lokomotif olduğu için çekiyor. Dokuzuncu lokomotif sekiz çeker. Sekizi yedi. İkiyi bir. Lokomotif kimse çekmez. Su ıslatan olduğu için ıslatılamaz. Islatan olduğu için ıslatılamaz. Sonsuz olduğu için sonu yok. Yani cevherler gözükmez arkadaşlar. Cevherler hakkında bu soru sorulamaz. Ama cevherlerin sıfatları sorulamaz. Yani sıfat şu. Odun içindeki enerji cevherdir. Odun gözükmesi sıfatıdır. Kesilebiliyor, biçilebiliyor. Marangoz kapı olur, dolap olur, ayakkabı olur. Ama enerji böyle yapamazsınız. Yani cevherler gözükmez. Ancak cevherler kendilerinin sıfatıyla güç yapar. Mesela gözünüzle balığın kokusunu göremezsiniz. Mesela anneniz dese oğlum şu yemeğe bir baksana anne vallahi tuzlu olmuştu falan. Gözde anlar mısın? Hani tadının gözü dildir. Her şeyin gözü vardır. Eşyanın gözü akıldır. İnsanın gözü kalptir. Sesin gözü kulaktır. Kokunun gözü burundur. Tadın gözü dildir. Şeklin gözü gözdür. Her şeyi şekilde indirgeyenler kendisi şekildir. Şekilden başka bir varlığı kabul etmiyor demektir. Kendisi şekilden ibarettir. Heykel. Yapısı yok ya iç yapısı. Demek ki kainatta bir inayet-i tamme var. Şey inayet tam bir yardımlaşma var. Niye tam dedi inayet demedi? Çünkü birbirini tanımayan eşya birbirini tanıyormuş gibi beraber hareket edip bize yardım ediyor. Onun için tam bir inayet var. Bakın şu mevcudata bakın, el ele vermiş ama birbirini tanımıyor. Sanki tanıyormuş gibi. Aferin ben, kafan çalıştı adam. Bu inayeti tazamun ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatları. Peki bu fiil arkasında bir düşünceyi barındırır. Nedir o? Lütuf, hikmet, tahsin. Yani seni sevdiğini göstermek için güzelleştirmek. Hedefte sen varsın. Seni oturtmuş. Seni bildiğine en kesin delil sana yapılan muameledir. Mesela ben sana desem ki. Ben seni tanıyorum 100 defa desem. Hem o kadar. Ama hiç ses yapmıyorum. Sana endamına göre ayakkabı alıyorum. Gömlek alıyorum. Pantolon alıyorum. Kalem kağıt alıyorum. Okulun şeylerini ödüyorum.
sana yani haberin olmadan ama sanki seni çok iyi biliyormuş gibi, tamamen senin fotokopiymiş gibi sana, senin ihtiyaçlarını gideriyorum. Bu mu seni çok seviyorum demektir veya ikincisi laf. Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum, eylemiyorum. Allah seni biliyor. Nereden biliyoruz? Bildiğini fiilen gösteriyor. Mesela Allah senin gözünü biliyor. Nereden biliyoruz? Göze cevap olan renk ve şekiller var. Çünkü inan ve ihsan mümin ve muhsisin olamaz. Bir tane de okuyayım. Saat nerede? Saat kaşıda mı? İyi değil geliyor. Ve keza kainatı müştümelatı ile beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Sonra belki bir yarım saat size ve 15-20 dakika sorunuzu alabilirim. Sorunuz varsa gençler. Merhamet gözüküyor. Merhamet de çok ilginçtir. Ruhtan duyulan bir karşılık. Ruhta hissedilen bir şey, verilen cevap gibi. Bu merhamet, rahmet, hikmet, inayet, inam gibi çok sıfatları tazamun ediyor. Yani merhamet dünya cinsinden değil, o latife. Mesela merhametinizi tartamazsınız. Hacmi yoktur, kütlesi yoktur, kilogramı yoktur. Dünya cinsinden değildir. O zaman kaynağı dünya cinsinden değil. Yani dünyadan kaynaklanmamış. Mesela beka arzunuz. Dünya cinsinden olamaz. Niye? Faniden beka duygusu gelemez. Körden göz olamaz. Ebed arzusu. Bende var, sizde de var galiba değil mi? Ebed arzusu. Bir anda her yerde olma. Her isteğim yerine gelsin. Hiçbir dert istemeyeyim. Bak Allah aşkına ne istiyorsanız hiçbirisi dünyada değil. Güzellik şeyi var. Alıyoruz bir arabayı 15 gün sonra alışıyoruz. Gene olmadı. Hastalık istemiyoruz. Yani ne istiyorsak olmayan yerdeyiz. Niye buradayız? Çünkü anne karnındaki çocuğun ayağı niye takıldı? Orada top oynamayacak ki. Anne karnındaki çocuk manzara mı seyredecek? Göz niye takıldı? Anne karnındaki çocuk Kur'an veya ders mi dinleyecek ki? Orada ses yok ki. Niye kulak takıldı? Oraya göre izah edin hadi. Anne karnındaki çocuğun organlarını oraya göre izah edin. Hiçbir değeri yok. Ver bir çarşadan, al yavrum, fazlalıkları al. Ulan burayı darlaştırıyor, ayağı kes at. Yok çünkü darlaştırıyor. Kolu at, kafayı at, tekneyi bırakır, göbeği. Buna besleniyor. Şimdi anne karnındaki çocuğun gözüne baksa aklı olsa, Allah Allah ya, bu neyin nesi yahu? Burada bir şey var, karanlık olduğu için bir şey var. Bu nedir ya, ses yok ya. Allah, hay tuhaf yani. Bu çıkıntılar acayip. Hiçbir mana veremez. Dünya bir geliyor, yürümek gerekiyormuş. Görmek gerekiyormuş. Anne karnındaki çocuğun organları nereye gidecekse oraya göre takılmış. İnsanın da bu dünyadaki ruhu nereye gidecekse ona göre tanzim edilmiş. Burada yaramıyor. Bir daha okuyayım. Anne karnındaki çocuğun organları gidecek olduğu yerde kullanacak diye. Gittiği yerde yapılmıyor. Ondan önce hazırlanıyor, yapılıyor. Sen üniversite okursan, hepiniz üniversite okuyorsunuz. Yani bir yerde inşaatın orada inşaatçılığı öğrenmeyeceksin. Şimdi öğreniyorsun, uygulayacaksın. O geliştirebilirsin. Anne karnındaki çocuğun organları orası için değil, gidecek olduğu içindir. Yere göredir. İnsanın ruhu da gidecek olduğu aleme göredir. Burası için değil. Çünkü fani de beka duygusu başa bela. Anne karnında yürüme olmadığı halde ayağın takılması orada beladır. Bir sürü gıdalarımız ona gidiyor. Besleniyoruz ona da gidiyor. Yeri darlatıyor. Ha, anne karnındaki çocuğun organları ahireti ne kadar kesin ispat ediyorsa ayağın takılmasıyla mekanı, gözün takılmasıyla renk ve şekilleri, kulağın takılmasıyla sesler alemine ne kadar kesin delilse insanın beka arzusu da baki denilen bir alemin o kadar kesin delilidir. Peki ben burada kesiyorum. Sorunuz varsa sorunuzu da alırım. Peki vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. Bak şimdi sizi sevdim. Şöyle hep üniversiteli hep değil mi? Başka bir sebebi olan yok değil mi? Var mı? Yok. Okumayan da yok. Yok. Ha tamam bayağı. Bazen beni çağırın. Bak kendimi davet ettim. Yok. Çünkü bana yaşmak biraz zor yani. İşim çok olduğu için söylüyorum yani.
gidecek oldum ya. Daha buradan bir büyük çekmeceye de gideceğim şimdi. Bu dersten çıktıktan sonra. Şimdi ama sizi o kadar sevdim ki böyle. Çok çok hoşuma gitti. Böyle. Nasıl oldu? Bazen psikoloji yaparız. Kader yaparız, ruh yaparız. Şimdi kısaca böyle eni boyu kısa olan sorunuz varsa. Anlatırken dediniz ya, bu aklı yaratan işte... Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı, bu aklın mutluluğunu bu akılla temin edemezsiniz. Bunu nasıl şey yapacağız peki? Yani bu aklın sahibine havale edeceğiz ya. Yani vahye teslim edeceksin. Mesela şöyle. Şimdi bu göz yok daha, burada yok. Şimdi ben bu gözü, bir tane maket var insan. Nereye takayım diye geldim. Göğsüne taktım, olmadı. Bu robot tamam, öyle düşün. Boyun, omuzuna koydum, kafaya koydum onu. Yani bu gözün en güzel bir yerde, hem manzara en iyi söyletecek, işte bir en iyi olacak, bütünlük sağlayacak ve ahenk olacak, bir de zarardan korunacak. Yumruk atıyorlar, korunuyor. Burada olsa çoktan gitti. Omuza koysa, aa ne haber bir sitesi gitti. Tamam. Yani bu daha düşünemediğimiz nice hikmetleri tazamayın. Bu gözü buraya konmaksı için, ben Müslüman olduğum için söylemiyorum. Bu gözün buraya takılabilmesi için bu gözden önce bir göz lazım. Nereye uygun? Aa olmadı olmadı, çak getir bir tarafa. Biraz hani levhası erken. Ve iki, Müslüman olduğum için söylemiyorum. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadığı için bu tezgahta yapılıyordu. Yani tezgahta tornasını yapıyorum. Ha demek ki bu gözüm tornada. O zaman diyorum ki bu göz yapılırken bu göz yoktu. Bu gözden önce göz olması lazım. Ha bu akıl yapılırken bu akıl yoktu. Bu aklın mutluluğunu bu akılla temin edemezsin. O zaman enerji üzerine dönüyor. Kendi kendine. Çünkü niye? Bu akıl kainatın bütünlüğündendir. Kainatın çekirdeğidir. Çekirdeği yapabilmek için ağaca hakim olman lazım. Çünkü çekirdek sif yaprağın değil, sif çiçeğin değil, sif meyvenin değil. Bütünün özüdür. Akıl da kainatın özüdür. O zaman akla, kainat hakim olamayan bu akıl yapamaz. O zaman bu akılla mutlu olamazsınız bu akılla. Bu aklın mutluluğunu yani her şeyin saatin bile, telefonun bile, buzdolabın, çarşafın kataloğu var. Bunun bir kataloğu olması lazım. Ya bu nasıl çalışır, ne zaman çalışır? Ha? Nasıl işler? Zayıf tarafları nedir, güçlü tarafları nedir? Peki biz çözemeyiz mi? Arkadaşlar biz işgal altındayız. Küçüklükten beri biz öğretilmişiz. Onları, o malzemeleri kullanarak doğrularımız ve yanlışlarımız var. Ana babamız şudur dedi, şu şudur dedi, şu şudur, şurada şudur. Bu böyledir. Ben ilk defa yağmur gördüm. Bu ne ama üstleniyor çocuk böyle bakıyor. Ha yağmur yukarıdan gelir. Hani yukarısız yağmur düşünemez. Bizim aklımız sebep sonuç ilişkisine göre kurulmuş. Sebep sonuç ilişkisinin dışında zaman ve mekansızın dışında düşünemiyor. O zaman bu akılla biz biliriz ki bu akılla her şey halledilemez. Çünkü duygular var. Duyguların gördüğünü akıl görmüyor. Burnun gördüğünü akıl görmüyor. Değil mi? Hepsi ayrı bir alettir. O zaman bu aklın huzurunu bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Vahiy bağlamaktır. Çünkü kimdir o? Benim aklım yapılmış. Senin herkesin yapılmış. Dünyada 7 milyar insan var. Maziden bahsetmiyorum geçmiş. Gelecekten de bahsetmiyorum. 7 milyar insanın aklını yapan aklı küle bu aklı bağlamak 7 milyar ve geçmiş hepsini gördüğü için en iddial, en güzel bir yöntemi o verir. Çözümü o verir. Hani var ya böyle danışmanlıklar var yurt dışında. Ne yapabilirim? Param bu. O sana şu şehirde şu var, şu şehirde hop tercihler sunuyor. Ancak öyle mümkündür. Yoksa biz deneyerek yanılarak, deneme yanılarak ömrümüz zaten bittiniz. Doğruyu bulana kadar zaten bittik. Yanılacağız, doğruyu bulacağız. Yanılacağız, doğruyu bulacağız. Bazen bulacağız ama doğru bulduğumuzu kim söylüyor? Birisi ha tamam doğrudur. Buldun doğrudur demesi lazım. Başkası var? Abi bu termodinamikte entropi diye bir kavram var. Ona biraz değindiniz yani. Evet. Mesela odunu
ateş ve duman var, işte nur hepsini bir arada tutan kuvvet. O dediğimiz kuvvet bir manada perdesiz mi yani Cenab-ı Hak onu şey? Çünkü entropi hep sıfırdan büyük oluyor ya. Evet. Onun manası o mu yani? Aynı o entropi. Tabii ki mesela diyelim ki odunu yaktın. Sarı yeri neresinde? Dumanda eri. Peki geri getirip odun yapabilir misin? Yapamazsın. Evet. Peki. Yani Cenab-ı Hakk'ın direkt şeyine mi masarı? Onu anlatacağım. Şimdi bak. Odunu yaktık. Var. Odunu yaktık. Duman ve nur dağıldı mı? Şimdi o enerji ve dumanı tekrar geri getirme şansımız olsa, onu sıkıştırıp odun yapmak için bu enerjinin dışında bir enerji gerekmiyor mu? Ha, Allah bu enerjinin adı Esma'dır. Allah'ın esması. Yani kainatı ihata eden enerji. Ona entropi mi diyor? Yani entropi, evet. Bu üzerindeki battaniye. Şimdi inkarcılarla bizim aramızda şu kavram farkı var. Ateistler Hegel felsefesinde kainatı kuşatan enerjidir. Her şeyin kaynağı enerjidir. O zaman gözün kaynağı enerji ise, kulağın kaynağı enerjidir, odunun kaynağı enerjidir, çiçeğin kaynağı enerjidir. O zaman bu enerji, her şeyin kaynağı ise, bu enerjide göz görme özelliği vardır. Göz o yapmış. Bu enerji işitme yaptığına göre işitiyordur. İşitme sıfatı vardır. Bu enerji aklı yapmışsa akılsız olmaması lazım. Bakın, aklı yapan enerjinin akılsız olmaması lazım. Hayatı yapan enerjinin hayatsız olmaması lazım. O zaman bu kainatı yapan enerji akıllıdır, şuurludur, şuur var bende, irade var bende, irademi yapan iradesiz olamaz. Şuurludur, iradelidir, görüyordur, işitiyordur, tamam mı? Bu sıfatları topla, bu sıfatların topladık altına nokta nokta. Toplamına ne denilir? İstersen God de, God de, Tanrı de, Allah de. Biz buna Allah diyoruz. Ateistler enerji diyor. Yani Allah'ın esması, o odunu, enerjiyi, o odun paketi, odun pakettir, enerji paketini tutan enerji esmadır. İçindeki enerji sıfattır. Ama ona Ahmet de, mesela sana adın ne senin? Said. Said. Seni Hüseyin dese ne inleşecekti ki? Ona ha tabiat demişsin, ha esma demişsin. Ama realite şudur. Onu tutan enerji şuurludur, cahil değildir, hayatlıdır, seni biliyor. Kim ise o enerji? Odunu tutan enerji. Mesela o, şunu kaçırmamanızı istiyor. Şimdi odunu yaktık, bir daha söylüyorum onu. Odun enerjisi yayıldı. Dumanda enerji. Şimdi bu yayılan, bu sarı yerde var olan enerji, içlikte yaratmayacağız. Var ama. Bu kainatta yanan odundan çıkan enerjiyi geri alacağız. Odun olarak sıkıştıralım. Sıkıştır. Bunu sıkıştırmak için bu enerjiden hariç bir enerji olması lazım. İşte onun adına biz esma diyoruz, kuvvet diyoruz. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetin mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye verir. Bu esma denilir. Bak 26. lemadan geçiyor. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini mahiyet ilmiye sürer, vücud ilimden vücud hariciye verir. İşte bu yani, bu enerji. Yani Allah'ı böyle gayiplaştırmak, ötelerin ötesi, böyle şey, hayal, ne bileyim, rüyalar gibi değil. Bu odunu sıkıştıran enerji Allah'ın esmasıdır. Odunun enerji ne kadar realite ise ki bu sıfattır, o enerjiyi tutan enerji ondan daha kesindir. Yani balık kokusu balık için ne kadar kesinse, ama balık kokusu sana kesin, sana yakın ama balık öteki tarafta pişiyor, görmüyorsun. Ama ben bilirim ki o balığı ortadan kaldırırsan koku yok olur. Değil mi? Balığı kaldır, koku yok olur. Kokunun kayyumu, devamı balığın kaynağıdır. Misal. Ha, bu mevcudat da sıfattır, kokudur, sestir, dışa vuruştur. Kaynağından haber veriyor. Bu asıl değil yani. Odun asıl değil. Niçin anlıyoruz? Ya nereden anlıyoruz asıl değil? Çıkar odundan enerji, odunda ne bir şey kalır mı? Buz asıl değil. Çıkar suyu bakalım, buz şeyi kalır mı? Buz denen bir şey kalır mı? Ama biz dünyada şöyleyiz. Ya bu buz ya. Buzu devamlı gören, hayatta hiç su görmeyene nasıl anlatacağız Sait? Ya kardeşim takılma, takıntı yapma. Bu buzdur ama sudur. Nasıl anlatayım şimdi su olduğunu? Ya kardeşim sudur bu. Ne demek istiyorsun su? Bak.
Bunu meydana, bu buz soğuktur ama bunu meydana getiren soğuk değildir. Lan soğuk olmayan da soğuk mu olur? Yani bu katıdır, şekildir, üzeniyorsun. Ama bunun aslında yüzersin. Ondan sonra bu ağacın altına koyarsan buzu dondurur, öldürür. Su hayat verir. Tipi yoktur, rengi yoktur, her şekle girer diye nasıl anlatacağız? Daha aşağı in, H2O'dur diyeceksin. Köylüye nasıl anlatacaksın? Bak babaanne, bu su ama H2O'dur ha. Nedir uşağın bu? H2O. Sabah dedi. Bu nasıl bir işte ya? Şimdi buzdan hiç suyu görmeyene suyu anlatmak ne kadar zorsa, dünyadan da ahireti böyle anlatmak zor oluyor bilmeyene. Aslında dünya ile ahiret aynı yerde, iç içe boyut farklılığı var. Buz, su, odun, nur gibi aynı. Hemen kazdığın zaman oradasın. Gidip gelme yok öyle. Ahiretin sıfatıdır. Bu kainattan isim kayyum çekilse bütün her şeyin şey olması manası bundan çekilir. Evet, kainattan kaymeti çekmek demek buzdan suyu çekmekle ne oluyorsa. Hiçbir şey kalır mı? Yani ne olur buz sudan farklı bir şey düşünmeyin. Buz suyun sıfatıdır. Buhar suyun sıfatıdır. Kar suyun sıfatıdır. Dolu suyun sıfatıdır. Tamam mı? İstediğin şekilde dönüştürebiliyorsun. Sıfattır, ceberdir o. Yani sıfatla ceber arasındaki farkı söylüyorum. Yani aslını ortadan kaldırırsan bir şey kalıyorsa bu asıl değil. Eğer dışta görünenler aslını yok edince yok oluyorsa bu ceverdir, asıldır, bu görüntüdür. Mesela benim gömleğim sıfattır. Benimle ifade ediliyor. Ben ortadan çıkarsam gömlek içeriye büzüşür. Abi soru soracağım. Sonra. Bu mesela dua etmenin, evlat okumanın, cevşen okumanın, mesela insan ibadetine, hizmetine, beşeri münasebetlerine ya da bu Risale'deki hakikati anlamasına tesiri nasıl oluyor acaba? Tamam. Sen ne okuyorsun? Ben Risale'yi yok. Bitirdin mi üniversiteyi? Evet abi. Ne bölümüydü? İnşaat mühendisliği. İnşaat mühendisliği. Fizikçi kim var burada? Fizikçi içeride birisiyle tanışıyoruz. Fizik. Kimya. Elektrik. Her fizik. Hangi bölümdesin? Retro. Elektrik var mı? Elektrik ha. Tamam. Şimdi sizin anlayın. Bak dedi ki, evrat okumanın, namaz kılan, ben biraz da geliştireyim. Namaz kılmanın, evrat okumanın hayatımızdaki yansımalar nedir? Doğru mu anladım? Evet, evet. Tamam, şimdi bak. Bu elektrik emal edilen pervaneyi gördünüz mü bu şeyi? Görüyorsunuz değil mi? Bir şey diyorlar ona. Türbin diyorlar, evet. Bak, ne kadar serserice hareket ediyor. Aynı şeyi hiç kimse tekrar etmiyor, şey yapmıyor, tenkit etmiyor. Nerede serseri serseri dönüyorsun? Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Değil mi? Aynı şeyi tekrar ediyor. Ama kimse demez ki buna tekrar. Bak, ben sistemi anlatayım. Evrat okumanın hayatta ve ruhta yansımalarını misal vereceğim. Veya namaz kılmanın bedelini anlatacağım. Hani aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bak. Şimdi bu dönüyor pervane. Buna bağlı bir mil var. Mil. Buna bağlı bir endüvi bağlı. Endüvi var. Benim biraz mesleğim. Endüvi bobinaj. Bobin. Halk tabiriyle bobin. Bizim tabirle endüvi. Burada dönüyor. Havada dönmez. Hiçbir şey olmaz çünkü. Burada bir tane manyetik bir ağlanı oluşturmak için bir yapı var. Bu yapında 4 tane disk var. Mıknatıs ve kömür. Birbirisine. 1, 2, 3, 4. Burada dönüyor. Bu aşağı yukarı, bu aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu dönüyor. Bu dönünce bu bobinle alakası olmayan bakırdır. Bu da mıknatıs ve kömür. Hiç bununla alakası olmayan bu boşlukta bobin ile mıknatıs arasında bir nam takmışız. Manyetik bir alan. Manyetik bir alan meydana geliyor, yaratılıyor. Bu o kadar sıkıştırılıyor ki, devam ediyor üretime. Manyetik alan çoğalıyor. Bu mıknatıs üzerindeki kömürden orada bağlı bir kablo var. Kablo gidiyor. Bu sıkıştırılınca mayen değil, mutlaktır. Şekli, tipi yoktur.
Elini sürsen yanmazsın. Bir tuhaf. Fakat bu manyetik alan kabloya inince kablodaki adı elektriktir. Ve elektrik girdiği zaman söyle bakalım. Bu sar yerde kaç tane cihaz vardır elektrikle çalışan? Binlerce. Elektrik buzdolabı çalışıyor, klima çalışıyor, kaynak makinesi, fotoğraf makinesi. Her şey çalışıyor değil mi? Buzdolabı her şey çalışıyor. Yani bu kablodan sar yerde ne kadar cihaz çalışıyor? Binlerce. Şimdi aşağı yukarı, aşağı yukarı Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber veya Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah veya Risale okumak. Aşağı yukarı aşağı ama bu harekete bağlı mil var. Bu milin adı dimağdır. Çünkü hareket dimağsız olmaz, dimağ da hareketsiz olmaz. Yani bedene bağlı dimağ, kafa. Kafada çok ilginçtir, 7 mertebe var. Enduvi, eski enduvilerde söylüyorum, 7 kanal vardı. Tevafuk etti. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat diye 7 tane yapı var. Tamam mı? Bu enduvi burada dönerken, manyetik alan, yani namaz kılarken, risale okurken, Kur'an okurken, bu aynı şey ama. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aynı şey yapıyorsun. Evet, pervane de aynı şeyi yapıyor. Ama şu sarı yere bakın ne kadar cihaz çalışıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ama burada kadın terzilik yapıyor. Aşağı yukarı, aşağı yukarı ama ekmek pişiriyor adam. Aşağı yukarı, aşağı yukarı efendim et pişiriyor. Klima çalıştırıyor, buzdolabı çalıştırıyor, ne bileyim binlerce alet çalıştırıyor. Ama aşağı yukarı, aşağı yukarı. İşte biz hareket ederken şu anda ben hareket ediyorum, ders çalışıyorum, anlatıyorum. Ama devamlı dima dönüyor. Bu dima dönerken çünkü hareket dimasız olmaz. Bu da bunun adı, bu yapı kalptir. Çünkü akıl kalbin, yani şu dima aklın kalbin bir yapısıdır. Kalbin iki ayağı var. Bir makesi efkar. Makesi efkar dima. Masar isya vicdan. Yani kalbin iki ana ayağı var. Vicdan ve dima. İşte bu akıl kendi başına hareket etmiyor. Kalbin içinde dönüyor. Bunun içinde dönünce aşağı yukarı aşağı yukarı dimağdaki tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, böyle ima birbirine geçişler var. Bu sebeple kalpte manyetik bir alan oluşuyor burada. Bu sebeple burada yüklenen o maneviyat, hareket maneviyata döndü. Hareket manyetik alana, manyetik alan elektriğe, elektrik de buzdolabına döndü. Aynı zamanda klima çalıştı. İşte buradan imal edilen enerjiyle ruhumuzun içine giden o kablodan ki maksat hissiyattır. Şehirden maksat ruhtur. Şehirdeki cihazlar insan ruhundaki istidat ve kabiliyetlerdir. Şehirdeki cihazlar ruhumuzda gömülü olan çekirdeklerdir. Onları çalıştırıyor. Şehre giden kabloda maksat hissiyattır. Bu kap yapı kalptir. Bu bobin dimağdır. Bu hareket pervane bedensel harekettir. Diş dünyadır. Bunu etkileyen 4 sebep var. Güneştir, havadır, toprak, sudur ve konum. İşte edile-i şeriyedir. Abdestin farzıdır. 4 kitaptır gibi. Neyle şey yaparsan bu pervane dönüyor. Ama dönmüyor. Aşağı yukarı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allah. İşte bizim yaptığımız şu hareketler, okuma, risale okuma zahirde bir sıradanlık gibi gözükürken arkalarda neler çalışıyor. Şu anda ders dinliyorsun, öyle oturmuşsun. Sen bir fişe taktın kendin, o kadar. Neler oluyor? Cep telefonu taktın. Masaj bölümünde ceren doluyor. Seslere gidiyor. Arşive gidiyor. Rehbere gidiyor. Yani o bataryayla neler yapacaksan hepsine cevaptır demek. Fişe taktın şu anda kendini. Arkada neler oluyor? Adam karışmıyor ki. Takıyor fişi. Ama buraya gelene kadar aşağı yukarı aşağı yukarı. Onun için zahirde dersiniz Subhanallah, elhamdülillah. Namaz ya. Tekrar. İlk kalkayım. Yat kalk. Pervan da oldu. Yat kalk. Anlamak burada. Tahayyül tasavvur takul. Tahayyül tasavvur takul. Tahayyül tasavvur takul. Enerji imal edin. Abi bir şey soracağım da. Hani biz
yapan diye mesela tahammül, tasavvur diyemiyoruz. Yani mesela bazen gafil olarak dua da ediyoruz. Neye benziyor biliyor musun? Aklımda hiç gelmiyor mesela. Ha, şimdi pervane geliyor. Bu cerrahına imal ediliyor. Hiçbir cihat çalışma, topraklamaya gidiyor. Bazen de ne oluyor biliyor musun? Bazı cihazlar var ruhta. Hakikaten antikadır. Bataryada o enerji depolanıyor. Sonra gece lambası var ya, sokak lambası belediyenin. Sokak lambası gece neyle çalışıyor? O sokak lambaları zannediyor musunuz? Elektrikle çalışıyor. Hayır. Gündüz güneş enerjisini aldığı zaman paneldir. Onun adı paneldir. Panelin almış olduğu enerji hemen dibinde veya o direğin kutunun içindedir. Ben bildiğim için söylüyorum. Orada batarya var. Orada şarj ediyor. Arabanın aküsü gibi. Ondan sonra gece bir bakıyorsun yanıyor yeşil. Lan ne alakası var? Güneş yeşil miydi? Güneş yeşil miydi? Sarı mıydı? Peki o bataryadan biz klima çalıştıramayız mı? Soğuk. Güneşi sıcaktan gelen enerjiyle soğuk yapıyoruz. Bir daha söyleyeyim. Güneşten gelen panelden, güneş enerjisini paneli bataryaya koyuyoruz. Bataryayı da klimaya çalıştırıyoruz. Şu klima da çalışır. Klima da soğuk üretiyor. Ama kaynağı sıcak. İnsan da böyledir. Tersi dönüştürebiliyor. Niyeti fasıksa. Sıcağı soğuğa, soğuğu sıcağa dönüştürüyor. Gafletle yapılan zikirler feyzer hali değildir. Hayır hayır. Kesinlikle depolanıyor. Yapıya gidiyor. Evet biz fiil. Cihaz çalışmıyor ama hiçbir gitmez oraya. Oraya depolanıyor. Zamanı geldiği zaman hemen kendisini gösteriyor. Hatta diyorsun ki mesela bak babaannen senin 3 yaşında bir şey yükledi sana, haberin yok. Tamam? Sonra üniversitede vesaire pat diye o çekirdek gibi şey ağaç oluyor. Hemen hayır diyor. Belki nice günahtan seni korumuştur o duygu. Mesela basit bir şey. O zaman işe yaramıyor gibi gözüküyor. Anam dedi ki benim, oğlum dedi bizde fındık çoktu böyle yolun üzerine kapatırdı. Bir tane başkasının fındığını alırsan böyle bir tane alırsan Allah seni cennet bir defa sokup çıkacak. İki tane alırsa iki tane. Böyle eğitim. Çocuğuz ya. Mümkün değil. Ömrümde aldığımı hatırlamıyorum. Ama bir felsefe bulmuşuz. Yani o zaman da kafamız felsefeye çalışıyordu. Yani açız, nereye gitmişiz, ne yapacağız? Alamıyoruz, cehennem var. Bir defa alırsan dedi bana. İki tane alırsan, üç tane. Ben de diyordum ki, Tevfik oradan fındık al ver bana. Alırsan demedi ki. Evet. Alırsan dedi. O zamandan beri kafamız tersine çalışıyor. Sebep olan yapmıştım. Evet. Şimdiki kafayla değil. Sebep olan kafayla. Yani niçin anlattım biliyor musun? Gafil yapılan o söz ta bu hayatında kullanılıyor. Yapamam şimdi ara. Oysa her bir hareket, her bir düşünce enerjidir. Mesela öteki boyutlar, cinler, şeytanlar, erbahlar, ruhaniler, çocuk, hayvanlar kafadan çıkan enerjiyi bilir. Korktuğunu köpek bilir. Realite, realitedir, gerçektir ama göz o çıkan enerjiyi görmüyor. Mesela koltuk altı ve hayal yerlerinde çıkan enerjiyle çocuk sevildiğini, köpek sevilip sevilmediğini anlar. Korkup korkmadığını anlar. Çünkü enerji yayıyoruz. Ben şu anda enerji yayıyorum. Ama bu çıplak gözle bu dalga gözü boyutunu görmüyoruz. Peki şu anda radyo dalgaları yok mu? Radyo dalgaları, televizyon dalgalarını kim görüyor? Ya radyo görecek ya televizyon görecek. Şöyle düşün. Uyduyu çıplak gözle bak bakayım. Görebilir misin semayı? Göremezsin. Peki çanak uyduyu görüyor. Ve gördüğünü televizyonda gösteriyor. Öyle mi? Peki çanağın içine bak bakayım gözden. Film görecek misin? Yok. Uyduda misal haşa Allah. Çanaktan misal vicdandaki latife-i rabbaniye. Bu kablodan misal his. Televizyonda misal beden. Televizyon içindeki program ruh. Bakın bu latifemizin Allah'tan aldığını ruhta gösteriyor. Çıplak gözle göremez. Hanginiz daha iyi görüyorsunuz? Çanak anten saçtır ya saç. Saç onu görüyor, benim bu göz onu görmüyor. Ha, çanak anten binlerce metreden, kilometreden filmi nasıl alıp
televizyonda gösteriyorsa ruhumuz da Allah'tan böyle anlıyor. Onun için okumak çanak anteni uyduya denk getirmek. Sayat sayat biraz inir falan. Var oldu mu diyorsun tamam biraz sağ falan. O zaman denk getiriyor. İşte okumak da çanak başka bir misal bu. Çanak anteni uyduya denk getirmektir. Burada çalması lazım. Oldu mu diyorsun çatıda? La kardeşim baksana sen orada. Oldu mu olmadığını gözün ne var? Hayır, burada olup olmadığını, çekip çekmediğini, karınca olup olmadığını tamam? O söylemesi lazım. Nasıl o? Çatıdan bağırıyor. Tamam tamam diyor. Acayip bir şey değil. Ulan bu çanak anten, saç, uyduyu çekecek, senin vicdanın Allah'a çekmeyecek. Allah'a çektiğine delil burada bu saatte böyle rahat oturmandır. Şu anda rahatlık Allah'ın şu anda kendisini sana aralamasıdır. Allah'a görmek ama bizim görmek anlayışımız göze indirgenmiş. Kulakla neyi görürsün? Sesi. Peki sesi gözle görebilir misin? Tadı gözle görebilir misin? Arkadaşlar her bir varlığın gözü ayrıdır. Sesin gözü kulaktır. Latife-i Rabbani'miz Allah'ı görüyor ama kör olası cehalet görmeyi göze indirgediğimiz için Allah gözükmez deriz. Allah'a gördüğü şu anda ruhun senin Allah'ı gördüğüne delil şu andaki rahatlıktır. Adamlar şu rahatlığı içkiyle bulamıyor. İçkiyi bu rahatı bulayım diye içki içiyor. Şu andaki rahatlık ya. Sen üniversitede böyle tutamazlar ya. Böyle rahatlar nasıl dinliyorsun bunu? Bu nedir biliyor musun? Ruh, oh. Ha, o da Allah şöyle yapıyor. Kendisini sana aralamış. Veya namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bazı namazda böyle, oh, keşke bitmesin demiyor musun? Ha, o zaman Allah sana şöyle yapıyor. Ben şu anda seni memnunum ha. Aralıyor seni. O Allah'ın biraz feyzinin biraz artmasıdır. Ha, ruh Allah'ı görüyor. Ruhun Allah'ın görmesi... Gözün eşeği görmesi cinsinden ararsan evet görmüyorsun. Ama kör olası cehalet Allah'a da suizan ediyoruz. Allah gözükmez. Oysa görüyor ha. Oysa gören adam. Hani neye benziyor? Ruhuyla ruhu inkar edenler var. Görmediğime inanmam diyen adam psikolojide, psikiyatride doktorluk yapıyor. O da çok da tuhaf. Reddediyorum. Ruh denen bir şey yok. Her şey budur diyen adam ruhuyla inkar ediyor ruhu. Ruhuyla ruhu inkar ediyor. Çünkü reddedip kabul eden ruhtur. Beden değildir. Rüyada hangi şeyle reddediyorsun? Rüya. Horluyorsun. Horlamanı duymuyorsun. Ama senin horlamanda öteki odadaki rahatsız oluyor. Ama o horlama anında rüyada birisinin sesini duyuyorsun. Ya şöyle dedi böyle dedi. Horlama anında bu sesi bu duymuyor. Peki o sesi nereden duyuyorsun? Abi hayal. Hayalsa niye uyanınca banyo yapıyorsun? Hayalsa seni köpek kovalıyor. Terden su niye oldun? Köpek seni kovalayan bir rüyada. Aa, tam kayalıkları gelecek uyandı. Terden suyuyorsun. Peki. Hayalsa o koşan ceset sen değilsin. Peki fatura buna niye çıktı? Bu terden su. Peki. Başka şeyi yapan, başka cesetse buna niye gusül abdesti gerekiyor? Bu böyle bir şey yapmadı ki. Fatura niye çıkıyor? Fatura çıktı buna. Kardeş, ruh çeşitli yapıda boyut verebiliyor. Ne acayip bir sistem ya. Boyut farklılığı. Ha, rüyada öteki alemler nasılsa, abi gayb midir? Bak buna, o kadar yakın ki beden gusül yapıyor. O kadar yakın ki o alem beden terden su olmuş. Ama yatıyor. Burada yatıyorsun. Ya Allah hayretsin ya. Köpek kovaladı perişan. Bırak hayali ya. Olur mu ya? Baksana ya terden su alt atletin değiştiriyor lan. Fatura bana çıkıyor. Bakın ne kadar iç içe alem. Su buz gibi. H2O gibi. Ahiret aynı böyle. Onu 70 kat ilerisi. 7 mertebe ileri geçtim. Ahiret. Ahiret bu alemden 70 kat berza. Yani berze alem berze 7 kat. 7 boyut daha ileride. O kadar harika ki. Son bir şey söyleyeyim. Ahiret o kadar güzel ki Allah ölüm denilen korkuyu üzerine örtmeseydi ahiretin güzelliğine hemen kavuşalım diye herkes intihar ederdi. Onun için ahiretin üzerine ölümle örtmüş. İnanın bana. Bir daha söyleyeyim. Ahiret o kadar güzel ki
Adam kızı seviye intihar ediyor. Öyle mi? Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, viran ettin, almadım, haydi haydi doğru aşağıya. Peki bir de ahiretin güzelliğini görse ne olurdu? Vermiyorum lan sana diyor bu cenneti deseler. Gördün ama. Ha, cennetin ve ahiretteki güzelliği görse bu dünyada yaşayabilir misin? Neylimle elim dolaşırsın. Allah bu dünyada işlevi yapsın, vazife yapsın diye ahiretin üzerine ölüm denilen korkuyu kapatmış. Bazıları onu deliyor. Aa, iki tarafa da bakıyor. Ben kardeşim ne korkuyorsun, o acayip bir şey falan diyor. Ama biz anlamıyoruz. Eğer ölüm denilen o korku konmasaydı herkes intihar ederdi. Tekrar El Fatiha.